gazetesini ilk yayın gününde ülkesinin ve dünya kamuoyuna seslenişinden tanıyoruz. Ve iki tane önemli ilkesi var. Bağımsız gazetecilik kendisinin amacına uygun olarak Cumhuriyet'in yanında durmasına karşın Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'inde siyasi iktidara karşı bağımsız olma ilkesinin altını çizmesi özelliği nedeniyle. Bu gazetecilikte dünya ölçeğinde tek bağımsızlık ölçüsüdür. Başka yok. Dünya gazeteciliği evrensel örgütlerinin, basın özgürlüğü örgütlerinin hepsinin, insan hakları örgütlerinin hepsinin bunun dışında gelebildiği daha ileri bir nokta yok. Ama ne yazık ki günümüzde çok gerisinde bir dünya ile yüz yüzeyiz. Çünkü zannettiğimizin aksine asıl sorunlar askeri savaşlarla yaşanan süreçlerdeki kayıplar ve kazanımlarda değil, sonrasında yaşanan sivil iktidarlar eliyle ödetilen sivil diktatöryal dönemlerin baskıları ve sonuçları. Yani insanlar efijin boşuna değil, simgesinin beyine uzanmış bir emperyal güç. Bu siyasal iktidarda olabilir, sermaye gücü de olabilir ama önemli olan kirli iktidar gücüne karşı özgür savaşın verebilen gazeteciliği korumak. Bundan ne kadar uzaklaşıyorsak o kadar gerilere gidiyoruz. Cumhuriyet Gazetesi o yüzden bunun savaşımını bütün ilkeleriyle her koşulda sürdürmek zorunda. Cumhuriyet Vakfı bu nedenle, bir tek bu nedenle Nadir Bey'i kaybettikten sonra Berin Nadi'nin girişimiyle tekrar yayın yaşamına geçebilmesinde İlhan Selçuk uygulama şeyiyle, yönetimiyle ilkelerle yola çıkmıştır. Bu ilkelere çok sıkı sarılmamız gerekiyor bütün kadrolar olarak. Yoksa Türkiye için hiç de parlak bir dönem yaşamıyoruz. Ama tam tersine umutlu olmamak için hiçbir neden yok. Çünkü Cumhuriyet bütün değerleriyle yaşıyor. Nadir Nadi'nin, Doğan Nadi'nin babalarının yolunda sürdürdükleri bütün o ilkelerin doğruluğu aynen geçerli. Biz hiç kimseye borçlu olmadan, siyasal iktidarlara hiçbir gönül borcumuz olmadan, yani hele maddi borcumuz hiç olmadan yaşamanın yollarını yaratıp ilkesel kendi iç vakıf geleneklerimizle bağımsız olarak yaşamak zorundayız ve bu yolda yürümeye de kararlıyız. İyi ki Cumhuriyet Gazetesi'ni İstanbul'a taşımışlar. İyi ki böyle bir görevin anlamına uygun olarak bağımsızlığını koruma ilkelerini başından koymuş Yunus Nadi. Umuyorum ki hiç bir kemiklerinde sızlama söz konusu değil çünkü gazete yoluna devam ediyor. Yunus Nadi'nin bağımsızlık gazeteciliğinden örnek verdi. Ben de Yunus Nadi'nin biraz siyasi kişiliğine değineceğim. Yunus Nadi Atatürk'ün en yakın yol arkadaşlarından biriydi. Özellikle aydınlanma devriminin taş taş örerken ilk paylaştığı 2-3 kişiden biridir Yunus Nadi. Buna Cumhuriyet'in ilanı dahil, kadınlara seçme seçilme hakkı dahil, pek çok 1. Meclis'in tutucu kanadının karşı geleceği atılımları önce Yunus Nadi ile, Tunalı Hilmi ile, Bursa mebusu Doktor Emin Bey ile ve İsmet İnönü ile paylaşmıştır Atatürk. Yunus Nadi her zaman o çekirdek kadroda, o devrimlerin ilk oluşum safhasında yer almış büyük bir devrimcidir. Bunu hatırlatmak istiyorum. Bugün burada olmaktan, sizlerle birlikte olmaktan dolayı bir mutluluk da duyuyorum. Cumhuriyet Gazetesi'nin bir parçası olmaktan. Çünkü bugün yaşadığımız dönemde gazetecilik tamamen kuşatma altına alınmıştır. Bağımsız gazetecilik yok edilmeye çalışılıyor AKP tarafından son 20 yıldır. Ve buna direnen çok az sayıda birkaç mecradan birisi Cumhuriyet Gazetesi ve tabii en eskisi ve en onurlusu bana göre Atatürk'ün adını koyduğu ve az önce Miyase İknur'un da söylediği gibi Atatürk'ün en yakınında yer alan çalışma arkadaşlarından biri olan Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet Gazetesi hepimize bir armağan, gerçekten paha biçilmez bir değerdir ve bunu yaşatmak için bizim umutsuz olmaya hakkımız da yok her türlü olumsuz koşullara rağmen. Çünkü Yunus Nadi zamanında bu gazeteyi kurmak için bütün malzemeleri toplayıp Ankara'ya hayvan sırtında taşımış. Yani öyle dönemlerden geçilerek buralara gelinmiş. Çok çetin bir mücadele veren ve kendi neferlerini, aydınlanma neferlerini bu uğurda yitirmiş bir gazetedir Cumhuriyet Gazetesi. Ve bu nedenle yaşatılması yönünde hepimizin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar var. AKP'nin yapmak istediği bu kuşatmaya karşı direneceğiz, sonuna kadar direneceğiz. Yeni yollar bulacağız sevgili Şükran Soner'in de söylediği gibi ve bu emaneti biz Cumhuriyet yaşadığı sürece yaşatacağız ve Yunus Nadi'ye bir kez daha buradan bu nedenle saygılarımızı, bu büyük devrimciye saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkürler.